Gördünüz mü arkadaşlar bu camideki ses sistemine yapılan saldırının arkasından da yine CHP çıktı yani. Türkiye'de dinimiz üzerinde ne zaman bir hakaret, haksızlık, saldırı, çirkin bir olay gerçekleştirilirse kesinlikle bunun muhatabı direktmen ya CHP'nin kendisi oluyor ya da CHP'ye gönül vermiş CHP'nin yandaşı kesim oluyor. Her türlü melanetin arkasından bu CHP kesinlikle çıkıyor arkadaşlar. Bu CHP hani dur diyebilecek bir şahıs, kişi, kimse yok mu? Yani bu dinimize yapmış oldukları küfürler, hakaretler. Yani Recep Tayyip Erdoğan ne kadar PKK'lıları içeriye tıksa da hani Sel Selahattin Demirtaş gibi, Figen Yüksekdağ gibi, İdris Baluken gibi HDP'li belediyelere, PKK'ya yardım eden belediyelere kayyum atasa da bütün Türkiye'yi ayağa kaldırıp Avrupa'ya şikayet eden kendi televizyon ve gazete yayınlarında çarşaf çarşaf yayın yaptırarak Erdoğan'a diktatörlükle hitap eden bu CHP şimdi dinimize küfür eden Banu Özdemir diye bir kadın İzmir'de caminin hoparlör ses sistemlerine, merkezi sistemlere nasıl yapıyorsa bilgisayar üzerinden mi artık hackerlık yaparak mı nasıl bir uygulama uyguluyorsa Bilgisayar üzerinden bu bütün camilere yok İtalya'nın hani Partizan Marşı olan Chavbella yok Selda Baycan'ın şarkılarını yayınlayarak şu Ramazan günlerinde ülkemizi çok derinden üzecek olaylara şahit oluyorlar. Peki bunu yapan ortaya çıktıktan sonra CHP ne yapıyor? Tamamen işi sulandırıyor. İşi bulandırıyor tamamen. Sonuçta Banu... Özdemir, İzmir eski il başkanının yardımcısı. Kobani olaylarında da resimler çekinerek, pozlar vererek diren Kobani, diren Kobani'deki bayanlar, kadınlar diyerekten terör örgütlerine, oradaki teröristlere, YPG'lere selam çakıyorlar. Bunların PKK olan, YPG ile olan işbirlikleri her mecrada, her yerde ispatlandı. Bir türlü şunlara dur diyecek kimse yok. Bunu durduracak kişi de haktan başka kimsesi kimse değildir arkadaşlar. Bunlara izin vermeyin artık. Bunların azgınlıkları, taşkınlıkları yeter artık. Bunlar solcu, sağcı veyahut da cumhuriyetçi, veyahut da laikçi, Atatürkçü değil bunlar arkadaşlar. Bunlar soytarı. Bunlar sizin maaşlarınızla, sizin paralarınızla, vergilerinizle o koltukları gasp eden, ortalığı ka karıştıran palyançolardan başka kimseler değil arkadaşlar. Vermeyin şunlara oy ya. Gitsin defolsunlar yerine daha düzgün daha iyi bir siyasetçiler gelsin. İktidarı daha çok sıkıştıracak. Ülkemize daha güzel projeler yaptıracak. Ülkemize daha faydalı işler yapabilecek, projeler üretecek, ürettirecek bir muhalefet gelsin. İktidarı sıkıştırsın. Kardeşim bunların rezilliğiyle uğraşmaktan ülkeye hizmet verilmiyor ya. Ya bunların yapmış olduğu rezillikten ülkeye hizmet verilmiyor artık. Bütün ne kadar yapıtlar varsa, projeler, muazzam dev yapıtlar Başakşehir Hastanesi, Kanal İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasyalar ne kadar barajlar varsa hepsine karşı çıkıyorlar ya. Ilıca Baraja barajı açıldı. Ona bile karşı ya Türkiye'nin ülkenin yani koskoca Türkiye'nin yarısını elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir baraj açıldı Dicle'nin üzerine. Ya kalkıyor adam diyor ki ne düğmeye basıyoruz diyor elektrik geliyor diyor. Niye yapıyorsun ki ne diyor. Kafayı yemiş bunlar ya. Ya kafayı yemiş bunlar ya. Bunlar yani hani derler ya hani bir eşek olur da hani gider yayılır dağda bayırda da akşam olunca hava kararınca eve gelmez hani der, dersiniz ya. Karnının doyacağını biliyor da canavara yeneceğini bilmiyor bunlar ya. Ya kurt parçalayacak seni ya. Ya sen elektrik ihtiyacını karşılayan kendi ihtiyacını karşılayan bir baraj yapıyorsun. Düğmeye basınca elektrik geliyor diyorsun ya. Saçma sapan mu siyasetçiler var orada ya. Adam Adam kalkıyor Kanal İstanbul'u eleştiriyor. Depremi tetikler diyor. Ülkenin kasasına oluk oluk para akacak bir yapıt ya. Bu cami hoparlörlerine sızan bu fareyi de tut, yani tutuklandı. CHP de hala bunun arkasında duruyor. Daha önce de İsta bakın İzmir'de eski il başkanının yardımcısı PYD'li birisi, YPG'li birisi hep de CHP'den çıkıyor. Adamlar resmen dinimizle alay ediyorlar ya. Dalga geçiyorlar dinimizle. Seçim zamanı geldiği zaman ellerinde birer Kur'an, birer Yasin okuyorlar. Camiye gidiyorlar. 3-5 rekat namaz kılıp etrafında e, kameramanlara poz veriyorlar. Başörtülü e, birkaç kadın etrafında toplayıp kamera önünde hani biz başörtüsüne saygılıyız der gibicesine. Yok anıt Anıtkabir'e gidiyorlar ziyaret defteri imzalıyorlar. Yok Ku Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ne gidip orada Rahat Denktaş'ın kitabını imzalıyorlar. 3-5 tane hani daha önce vefat etmiş dindar kişilerin mezarlarına gidip el açıyorlar, dua ediyorlarmış gibi dua taktikleri yapıyorlar. Hayatında yani Müslüman olmamış Canan Kaftancıoğlu bile elini açıyor, elini açıyor, dua mı ediyor, ne yapıyor, ne yaptı belli değil. Kendi bile şaşkın yani ne yaptığını kendisi bile bilmiyor. Bir tanesi Muharrem İnce vardı, her gün cuma namazı kılıyordu, her gün kılıyordu. Ayet-el Kürsü en önce o ezberlemişti. En birinci o. İmamoğlu zaten şehit ailesiydi soyu ta yani ta Kore gazilerinden tut birinci dünya savaşında şehit olmuş dedelerin torunlarıydı. Yani öyle uyduruk hani öyle cümleler öyle hikayeler uyduruyorlar ki ne artık bu ülkede yani ne, ne derse CHP yiyip yutuyor zaten ne dese yani her şeyine inanıyor. Yalan öyle bir savuruyorlar ki ne kendileri bile inanıyorlar. Bu millet artık yüzünü açmadı sürece böyle 200'lü siyasetçiler her zaman para kazanıp sizin kanınızı emmeye devam edecek her zaman. Bakın bırakın şurada Erdoğan'ın son zamanları, son günleri. Bu koronavirüs eğer CHP'nin 99 2000 yıllarındaki hükümeti gibi bu CHP hükümetine eğer dek gelmiş olsaydı halimiz duman Amerika'nın 10 katını, 20 katını yaşardı. Herkes bize başka bir taraflarıyla gülerdi. Herkes gülerdi. Şehir hastanelerine masraf diyorlardı. Şehir hastanelerine. Şehir hastaneleri şu anda ne kadar hasta tedavisi yaptı? Şehir hastanelerinden alay ediyordu bunlar. Gereksiz huzuru masraf. Hasta olmayacak hastaneyi ne yapacaksın diyordu. Dalga geçiyordu. Halkın parasını çarçur ediyorsun diyordu. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi o hastanelerin ne kadar işe yaradığını gördünüz. Başakşehir'e yapılmış olan muazzam hastaneye 7 yıldız hani Dubai'deki 7 yıldızlı otel gibi hastanenin yan yollarını yapmayan Ekrem İmamoğlu. Yapmadı yollarını ya. Devlet yaptı onu ya. Cumhurbaşkanı kendisi talimat vererek kendisi yaptırdı ya. Solunum cihazlarını bile Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar üretiyor ya. Adamın işi siha yapmak, iha yapmak yani teknolojik silahlar yapmak yetmiyor. Bir de sağlık sektöründe yani cihazlar üretmeye başladı ya. Daha önce bunun gibi bilim adamlarını anında yani anında bir proje sunacağı zaman anında ya kolunu keserlerdi, intihar etti ya boğazından keserlerdi, intihar ya asarlardı ya da canlı canlı toprağa gömerlerdi bunları ya. Resmen bunlara yaşamasına izin vermezlerdi. Devlet FETÖ'ye çalışıyordu. Yurt dışından ne kadar ajan, istihbaratçı varsa hepsi Türkiye'de cirit atıyordu. Şu anda hiçbirisine izin verilmiyor. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu korona virüsün olabildiğince az, olabildiğince daha minimum seviyede, minimum hasta ve ölü sayısında başarı sarf ederek, başarı göstererek bu pislik, melanetin, bu virüsün de üstesinden geleceğiz yani. İnsanlar CHP zamanında olsaydı değil hastanede tedavi etmek belki... Korona virüsünün teşhisini bile uygulayacak elimizde ekipmanlarımız olmayacaktı. Kendisi bak 19 Mayıs bakın 19 Mayıs Anıt kabirde yani 19 Mayıs spor bayramında Atatürk Anma ve Gençlik Bayramında Anıt Kabil'e gidiyor. Organizasyon yok. 18 dakika milletvekillerini bekliyor ya 18 dakika. Ondan sonra gelen milletvekiline saatini gösteriyor ve a babaya arkasından aslanlı hani taşın oradan yürümeye başlayınca sosyal mesafe bırakıyorlar. Güya kameralardan biz görüyoruz. Arkadaki vekiller birbirine giriyor. Kavga ediyorlar. Ne oldu ne bitti diye. Yani kamera kapandıktan sonra ne halt ettiklerini bilmiyoruz. Kavgaların da geri tabi barışırlar en kısa zamanda. Çünkü ortak düşman Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü Erdoğan gitsin isterse PKK gelsin. Bunların hiç umurunda değil. Daha sonra yani demek istediğim burada bir 19 Mayıs organizasyonu yapamayacak insanlara ülkeyi yönet diye emir veriyorsunuz ya. Attığınız, attığınız oy onlara emir ya. Ne olacak bu ülkenin hali bunlarla? Ne olacak? Def olsun gitsinler bak vermeyin yok olsunlar. Oy kaybettikçe onlar zaten iktidar olamıyorlar sadece ülkeyi karıştırıyorlar. Oylarınızı daha azaltırsanız daha az oy oranı daha da düşerse bunlar mecburen o koltukları terk etmek zorundalar. Yerine başkaları gelsin daha temiz daha düzgün insanlar gelsin. Bizim sadece solcu ya da Erdoğan düşüncü buncu umurumuzda değil. Erdoğan'ı sıkıştıracak insan gelsin köşeye sıkıştırsın. Bir ara bakın Kemal Kılıçdaroğlu çiftçi at çiftçi ölüyor şu diyordu bu diyordu. Çiftçilerden biraz ümit edildi. Oradan dem vurayım dedi. Erdoğan yağdırdı çiftçilere. Verdi mazutta hani 10 dönüm arazisi olan toprağı olana verdi 800 TL bir depo mazudu. Mazut bizden dedi gübreyi verdirdi. Hayvancılara hibe verdi bedava. Köylü, köye gitmek isteyenlere evini yaptı. Ahırını mandarasını yaptı. Gerekirse 100 baş koyun verdi. 10 baş inek verdi. İnekleri devlet verdi. Hani hibe olarak verdi ya. Hibe kredi hibe kredi diyor yani hediye verdi. Çoğu kişi aldı bunları çoğu kaçtı göçtü iş, hayvancılık çiftçilik bir şey yapmadı. Yağdırdı bunları. Oradan baktık ki ne oradan bir şey, hani bir olmayacak alamayacak. Başladı bu sefer yaşlılardan yaşlılar aç geçinemiyorlar edemiyorlar. Emekli maaşlarını yükseltti. Emekli maaşları en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardı. Arkasından 1000 1000 2000 lira bunlara hani promosyon dedikleri bedava para vermeye başladı. Emeklilerden de ümidini kesince. Ümidini kesince öğrencilere daha önce vurmuştu. Öğrenciler aç, parası yok, pulu yok, nasıl okuyacak falan filan hani yurtta kalıyorlar dence bunlara boost verdi, ücretsiz öğrenciler yaptı, kitaplarını bedavalaştırdı. Yani bütün bunlar hani dershaneleri ortadan kaldırdı. Hastaneye sağlık sektöründen bu sefer vurdu. Sağlık sektöründe özel doktorları kaldırdı. Devlet hastanelerini geliştirdi. Herkesin devlet hastanesine yararlanmasına sebep oldu. Artık hastanedeki doktorlar gelin benim özel muayeneme, yazaneme orada hani daha iyi muayene ederim, aracım, cihazım, şunun bunun var demesine hani sebebiyet vermedi şehir hastaneleri yaptı. Oradan da ümidini kesti. En son tutturduğu EYT'ler. Hani erken hani emeklilikte yaşatan. 35 yaşında insana emekli edeceğim diye ümit etti. Türkiye'nin yani derler ya hani anasına hani ocağına incir ağacını dikecekti. 35 yaşında milleti 40 yaşında emekli yapacaktı. Ülkeyi büyük bir çıkmaza sürükleyecekti. Çünkü umurunda değil. Erdoğan'ın sayesinde kasa boşalsın. Kasada para olmasın. Biz gezi provokasyonu gibi büyük bir eylem planlayalım. Bu eylem sonucunda ülke Karışıklığa sürüklensin, açlık, yoksulluk, sefaletlik alsın başına gitsin. Arkasından bütün yani sadece benim taraflarım değil PKK'lar değil bütün halk sokağa yürüsün ki seçim sonrası dev olsun gitsin yerine PKK gelsin diyebilecek bir zihniyet. Böyle bir zihniyet. Ülkeyi çıkmaza dar boğaza sokmak isteyen bir zihniyet. Yani arkadaşlar siyasetin bile makbulü öne geçer. Yani bunlar terbiyesizliğin, ahlaksızlığın, ikiyüzlü siyasetin danışkasını yapıyorlar. Bunlara izin vermeyin. Bakın bir ara ağaçları katlediyor demişlerdi. Bir ara ağaç çiçeklere, böceklere ta havalanı yaparken, üçüncü havalanı yaparken. Yani tuttular dediler oradan göçmen kuşların yolunu molunu değiştiriyor. Orada hani ne bileyim asfalttan, sudan, rüzgardan, denizden iniş kalkış yapılmazmış da falan fişmanmış. Menavra'yı bilmem nereden arınmış, Rusya'ya geçiyormuş. Ya neler uydurdular. En sonunda hani bütün bunlar hepsi tutmayınca Atatürk havalanının ismini kaldırıp o Atatürk'ü kaldırmak için oraya havalanı yaptı dediler. Lanet bunlar. Gözünüzü sevin. Yani gözünüzü açın şunlardan ya. Bunların ikiyüzlülüğü bitsin. Bakın siz Türkiye'nin içerisindesiniz, biz dışarıdayız. Siz bu arabanın direksiyonuna geçmişsiniz. Araba şarampöle doğru yuvarlanıyor. Yoldan çıkmış. Siz farkında değilsiniz. Sizin sağ aynanız yok. Arabanın tekerinin gittiği yeri görmüyorsunuz. Biz arkanızdan sizi takip ediyoruz. Arabanız uçuruma uçtu uçacak. Uçuruma gittiniz gidiyorsunuz. Eğer ki ne bilseniz, görseniz arkadan kendinizi, bir arkadan kendinizi görseniz dışarıda bu arabayı süren ben miyim? Şoförü biz miyiz? Allah'a emanet gidiyoruz. Uçtuk uçacağız yani. Yok olacağız. Belki kasamızın parçamızı imini timini bile kimse bulamayacak diyerekten ben size söylüyorum buradan yani. Bakın kendiniz dışarıdan görseniz kendinizi kendiniz beğenmeyeceksiniz. Bu rezillik, rezil siyasetçileri bırakın artık. Bu AKP'li olun demiyoruz. Bunları bırakın. Defolsun gitsinler. PKK ile işbirliği yapıp onların mektuplarını, onların yazılarını, onların sözlerini söyleyen adamlardan size fayda gelmez. Bunlar köprüyü geçene kadar sırtında sizi taşır. Köprüyü geçtikten sonra kıçınıza ilk tekmeyi bunlar vurur. Açlıktan yarın ölürsünüz, geberirsiniz. Suyunuz falan filan olmaz. Elektriğiniz de bir de kesilir bak. İki de bir de her 10 günde 15 günde elektriğiniz kesilir. Bak bu adamdan uzak durun diyor size. Siz bizi dinlemiyorsunuz. Biz sizin yanınızda hani kurunun yanında yaşta yanar hesabı. Biz oradaki gariban insanları düşünüyoruz. Biz Avrupa'dayız bak. Döner dolaşırız yine Avrupa'da bize pek bir şey olmaz. Sizin sizin ülkeyi 20 senede toparlanmış ülkeyi 40 sene 50 sene 60 sene bir daha düzeltemezsiniz. 80 sene 90 sene bir Erdoğan daha gelmez. Biz 2000 yıllarında o zulümleri gördüğümüz için 2002, 2003, 2005 yıllarında çıktık Avrupa'ya kaçtık geldik. Biz ondan sonra Erdoğan'ın düzelttiği ülkeye geri de dönemiyoruz. Döndüğümüz zaman da burada 20 sene 15 sene vermiş olduğumuz emeklerimiz zayi olacak. Emekli olup döneceğiz. Her sene izne gelip görüyoruz. Her gün yeni değişiklikler, yeni sistemler, yeni projeler, yollar, okullar her şeyi görüyoruz. Siz her gün onun içinde olduğunuz için bu sistemi anlamıyorsunuz, tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz, alışmışsınız. Yani bolluktan rahatlıktan haberiniz yok yani içinde olduğunuz için biz dışarıdan geldiğimiz zaman en ufak bir küçücük bir yapılan yeni yapıyı görüp fark ediyoruz. Almanya'da bir taşın üstüne bir taş daha konulduğunu görmedim 15 senedir. Bir ev, bir inşaat, bir apartman dikilmez. Her yere fabrika açılır. Onu da fabrikaya açan kişiler de kendi da Devlet yardım vermez. Devlet sadece vergi alır. Almanya'da hiçbir zaman yeni bir yapı, inşaat, köprü, yol herhangi bir şey görmedim. Burada benim oturduğum yerde 3 kilometre yol yapacaklardı. 3 kilometre yol artık trafik oluyordu ki 10 kilometre. Her gün akşam aynı rezalet 2, se 2 sene çektiler. Artık traktör vagonlarını getirdiler. Onun üstüne kocaman reklamlar astılar. Bitsin bu çilemiz, bitsin bu çilemiz, bitsin bu çilemiz. Sırf o arabalar orada 10-15 kilometre kuyruk olduğunda beklediği zaman yapmış olduğu mazot benzin onu benzinlikten hani vergisini alıyor diye sırf orada arabalar saatlerce çalıştı 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 sırf oradan 2 kuruş kazanacağız diye insanları canından bezdirdiler en sonunda dayanamadılar 3 kilometre yol 2 buçuk senede açtılar. İki buçuk senede üç kilometre yol açtılar. Erdoğan iki buçuk senede Türkiye'nin tamamını dolandı. Tamamını. Bakın size söylüyorum. Üç kilometre yolu iki buçuk senede açtı Almanya. 2008 yılında Almanya'nın en büyük A8 otobanı var. Mülhavzen'de. Bak bilenler bilir. Grubingen Mülhavzen'de 2008'de başladı. 2008. 8, 2007'de vardı. 2014, 2015'te bitti. Yol sadece 5 kilometre. Ana otoban yani. Ana otoban. 8 senede. Hiç kimse gelip çalışmıyordu. Son bir ay kala ihale yalan adam geldi. 20, 30, 40, 50, 100 kişi getirdi. Pat küt pat küt. Her ay maaşlarını aldılar ama devletten. Soyuyorlar burada. Burada soygun yok sanmayın. Soygunun daniskası var. Ama işte burada işte rezalet millet maaşını güzel alıyor. Çalıştığı zaman işçi haklıdır. Mahkemeye gittiği zaman kazanıyor maaşını aldıktan sonra hani bir e, geçim oluyor, ev oluyor, borcu kredisi yani bir 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 sistem oluyor yani. Yabancılar biz yabancılar gidip her yere başvurup da çok fazla hani Almanlar gibi e, işi ayıklayıp hani fazla sorun yapamıyoruz. Almanlar da fazla hakkını arayamayan insanlar en vur, ensesine vur, en vur hesabı. Yani aç kalmayalım. Aç da kalmıyorlar. Çalışıyorlar, okuyorlar da mühendis oluyorlar, 5000 euro maaş alıyorlar, 7 bin euro, 3000 euro maaş da alıyorlar. Böyle rahatlıklardan onlar gözleri görmüyor adamlar. Öyle şeyler görmüyor. Bunlar Türkiye'de azıcık bir olsun Erdoğan'ı var ya koltuğundan indirmek için milyonları sokağa dökerler. 3 kilometre yolu bak 3 senede yaptılar diyorum 3 senede. Artık biz bıktık yine her gün o trafikte bekleyeceğiz de diyoruz ki her gün ne olur gidelim diyorduk. Bir saat çalışalım kazma küreği alalım çalışalım hakkımız varsa biz çalışalım diyorduk. Biz yapalım ya. Başka da yol yok oradan gitmek için. 3 sene o yolu bekledik ya 3 sene. 7 sene 8 sene 5 kilometre yol yaptılar. Bunu Almanya'dan izleyenler bilir. Bir köprü yapımını 5-6 senede yapıyorlar. Sorunca diyor ki ne? Almanlar daha sağlam yapıyor. Neyi? Tamam sağlam yapıyor ona bir şey demir de. Kardeşim her gün geçiyoruz orada. Hiç çalışan yok ki. Adam son iki ay kala gidiyor, çalışıyor. Canavar gibi çalışıyor, vuruyor, kırıyor, bir şeyler yapıyor. Ondan sonra yolunu bitiriyor, al parasını çekiliyor kenara. Türkiye'deki o eski devlet hani firmaları var ya, devlet fabrikaları. Şimdi özelleşti ya. Onun gibi bir işe 5 kişilik bir arabaya 5 makam şoförü. Ya 5 kişi nasıl sürecek bir arabaya hesabı? Burada da oluyor öyle. Sanmayın siz. Yağmur yağdı yat. Güneş sıcak oldu yat. Soğuk oldu eksiye geçti yat. En sonunda son bir birkaç gün kala isterse gebersinler getiriyorlar 40-50 kişi bitiriyorlar ihaleyi teslim ediyorlar.